Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir dersi de beraberiz. Bu dersimizin konusu 3D Max 2016 versiyonuyla beraber gelen ve yeni bir özellik olan A360 Cloud Rendering özelliği arkadaşlar. Bunu nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını bu dersimizde inceleyeceğiz. Kısaca bahsetmek gerekirse arkadaşlar, Cloud Rendering isminden de anlaşılacağı gibi Bulut Render Sistemi anlamına geliyor. Autodesk'in Bulut servisinde sahneleriniz render ediliyor arkadaşlar. Şu anda bu servisi kullanabilmeniz için öncelikle bir Autodesk hesabınız olması gerekiyor. Bu hesapta size tanımlanan limit dahilinde render işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu render sistemi arkadaşlar şu anda sadece mental render motorunu desteklemekte. Ama faydaları oldukça büyük, hızlı render alıyor. Render süreleri bayağı kısaltıyor arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda var. Diğer render motorlarıyla maalesef bir uyum yok. Desteklenmiyor. Bunu kullanabilmeniz için az önce dediğim gibi Autodesk hesabı açmanız gerekiyor. Bu hesabı açtıktan sonra sistem size otomatik olarak belli bir limiti tanımlıyor. Bu limit dahilinde render işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu render işlemi gerçekleştikten sonra arkadaşlar yapılmış olan renderiniz sizin mail adresinize gönderiliyor. Ya da bu render işlemi başladıktan sonra zaten sizi render işleminin yapıldığı bir panele atıyor. Browser üzerinden yönlendiriyor. Render işleminizi orada görüyorsunuz. Bittikten sonra da isterseniz bilgisayarınıza download edebiliyorsunuz ya da e-mail yoluyla alıyorsunuz. Bu yapmış olduğunuz renderlar orada saklanıyor. Dilerseniz ileriki zamanlarda yine bu işlemleri render yaptırtabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir servis arkadaşlar. Yeni gelen bir özellik zaten. Daha önceleri AutoCAD ile çalışan bir özellikti. Bunu 3D Max'e de entegre edildi. Oldukça faydalı, hızlı bir render işlemi gerçekleşiyor. Şu anda sahnede açık olarak görmüş olduğunuz bir tasarım var. Hazırlanmış olan bir sahne var arkadaşlar. Bu konuyu zaten biz bir önceki webinarımızda anlattık. Bu Mental Ray ile bir stüdyo tipi sahne hazırlama webinarıydı arkadaşlar. Onu anlatmıştık. Bu kullandığımız sahne arkadaşlar şimdi A360'ı atıp render işleminin nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Bazı temel ayarlar gerekiyor arkadaşlar. Bunları hazırlamanız için öncelikle tamamen 3D Max'in kendi standart öğelerini kullanmanız gerekiyor. Işık olsun, kaplama olsun vesaire. Tabii ki dışarıdan kendi tekstürlerinizi kullanabiliyorsunuz ama Mental Ray materyal editör içerisinde bunu kullanabiliyorsunuz. Ya da standart materyal editörden de kullanabiliyorsunuz. Max'in kendi ışıklarını kullanıyorsunuz. İleriki derslerde değineceğimiz fiziksel kamera, standart kamera ya da free kamerayı da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. Sahnemiz bu arkadaşlar. Öncelikle şu kısımları size anlatayım. Burada render in Autodesk 360 A360 derseniz arkadaşlar direkt render'a gönderir. Open Autodesk A360 Gallery derseniz sizin oradaki mevcut renderlarınızın saklandığı galeriye gider. Orada tekrar o işlemleri görebilirsiniz. Render setup bildiğimiz standart render. Diyalog penceresi render ayarlarımızın yapıldığı penceredir arkadaşlar. Şimdi Render Setup penceremize geldiğimizde arkadaşlar 2016 versiyonunda bazı yerler değişmiş durumda. Render ayarlarının yapıldığı kısımlar artık üst tarafa almış durumda. Şimdi burada Active Shade seçili. Biz bunu öncelikle prodüksiyon render moduna alıyoruz. Sonrasında tekrar 640x480'e getirelim çözünürlüğümüzü.
Burada renderer olarak arkadaşlar standart Nvidia Metara'yı gelir. Siz buradaki pencereden Maxis'te kurulu olan render motorlarını görebilirsiniz. Buradan öncelikle arkadaşlar mental direkt seçili olarak geliyor. Burada hedef kısmından arkadaşlar A360 Cloud Rendering modu seçiyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman size hesabınızla oturum açmanızı isteyen bir diyalog penceresi çıkacak. Burada Autodesk hesabınızla oturum açıyorsunuz arkadaşlar. Oturumu açtıktan sonra Cloud Credits kısmında şimdi size tanınan limitleri göreceksiniz. Required Maximum Per Request ve kullanılabilir limitiniz belirecek arkadaşlar. Bu Maximum Per Request arkadaşlar aynı anda en fazla yaptırabileceğiniz render sayısıdır. 16 olarak tanımlanmıştır. Tabii bu sizin hesap durumunuza göre ya da seçtiğiniz render paketine göre değişebilecek bir durumdur. Free bir paket kullanıyorsanız bu sayı biraz daha aşağılarda olacaktır ve kullanılabilir render limitinde de şu kısım arkadaşlar da şu anki bu hesapta unlimited olarak gözüküyor. Bu sizin hesabınız artık tanımlı değer ne belirlenirse o burada gözüken kısım o oluyor arkadaşlar. Burada yazan 10 minut yani 10 dakika süresi arkadaşlar render işleminizin ne kadar süreceğini otomatik olarak hesaplıyor. Tahminidir bu süre. Bu sahne için 10 dakika gibi bir süre veriyor. Bu yandaki kullanım şartları ve sözleşmedir. Burada ne adıyla online olduğunuzu gösterir. Yani hesap isminiz gözükür. Burada galeri butonu var arkadaşlar. Renderlarınızın bulunduğu galeri. Profil kısmı ve çıkış butonu yer almakta. Burada VS2 Render kısmı arkadaşlar. Buradan Cloud'da rendering yaptırmak için mutlaka bir kamera seçmeniz gerekiyor. Kameranız yoksa render işlemi başlamıyor. Buradan sahnemizde olan bir adet kameramız var. Artık kaç tane kamera kullandıysanız hepsini de seçip gönderebilirsiniz aynı anda. Ya da istediğiniz kamerayı gönderebilirsiniz. Kameramızı seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi render sekmesi output tip stil imaj seçenekleri var arkadaşlar. Burada interaktif panorama seçiyorsunuz. PV Solar Studio var. Solar Studio var ve Luminance seçeneklerinden birisini seçiyorsunuz. Stil imajı seçersiniz. JPEG formatında kaydediyor renderiniz. Render kalitesi arkadaşlar buradan draft, standart, high, best seçenekleri var. Bunları seçiyorsunuz. Tabii bunları seçtikçe buradaki sürede otomatik olarak yükseliyor. Mesela biz şu an best seçtik. 120 dakika diyor. 2 saatlik bir süreyi belirtiyor. High dersek arkadaşlar ortalama yine 120 dakika gibi bir süre verdi. Standart diyoruz. 20 dakikaya düştü arkadaşlar. Image size burada custom olarak seçili yani değerleri manuel giriyorsunuz arkadaşlar. Artık hangi piksel aralıklarında render yaptıracaksınız onu seçiyorsunuz ya da burada hazır olan seçeneklerden de kullanabiliyorsunuz. Small var 0.25 megapiksel, medium 1 megapiksel, large 2.25 megapiksel, extra large 9 megapiksel, maksimum 16 megapiksel gibi çözünürlük seçenekleri mevcut. Custom size seçerseniz kendiniz buradan belirliyorsunuz. Yan taraftaki arkadaşlar prezentasyon seçeneklerinde de birebir render aldırabiliyorsunuz. Yani ekran ölçüsü neyse o 4'e 3 normal bildiğimiz standart kare televizyon ölçüsüdür. 16:9 wide screen'dir. 5:4 landscape, 4'e 5 de portrait yatar ve dikey ölçeklendirme olarak render işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan custom seçerseniz arkadaşlar buradan kendiniz belirliyorsunuz. Expose seçeneklerinde arkadaşlar advantage ve native seçenekler var. Advantage'ı seçerseniz bu renderinizin kalitesine birebir etki eden bir seçenek oluyor. File format var arkadaşlar. JPEG, PNG ve TIFF formatlarında render seçeneği almanız mümkün. Sonrasında buradaki Notify me by email when complete seçeneği yani render işlemi bittikten sonra
Render çıktısını bana e-mail olarak gönder seçeneğidir arkadaşlar. Bunu seçerseniz render çıktısını sizin e-posta adresinize otomatik olarak gönderiyor. Open A360 galeri arkadaşlar render işlemini Cloud Rendering'e gönderdikten sonra direkt sizi render yapılan panele atıyor ve render işleminizi orada izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bittikten sonra da dilerseniz oradan bilgisayarınızı az önce bahsettiğim gibi download edebiliyorsunuz. Alt kısımda yer alan test scan butonu arkadaşlar sahnenizin Cloud Render'a hazır olup olmadığını test ediyor. Herhangi bir hata olup olmadığını test ediyor. Bu sizin için aslında oldukça faydalı bir yöntem. Sahnenizde hata varsa sizi uyarıyor. Buradan öncelikle render seçeneğimizi draft'a alalım. Sonrasında bir test scan diyelim bakalım. Sahnemizde herhangi bir hata bulacak mı? Evet, şu an arkadaşlar sahnemizde herhangi bir hata bulamadı. Buradaki infolardan görüyorsunuz. Sahnemizin render'a hazır olduğunu söylüyor. Sıfır uyarı ve sıfır hata varmış. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buradan custom kalsın. Evet. Ve render butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Translate scan diyor. Yani sahneyi çevirdiğini belirtiyor. Şu anda Cloud Rendering Server'ımıza upload işlemini gönderiyor ve render işlemini gönderiyor arkadaşlar şu anda. Evet, gönderdikten sonra sizin hesap pencereniz açılıyor. Burada arkadaşlar render işlemimizin nasıl gerçekleştiğini görüyoruz. Evet. Şu anda dosyamız burada arkadaşlar. 18 saniye önce başladığını, image size'ın 640x480 olduğunu, file formatın JPEG olduğunu, render kalitesi standart olduğunu, Exports'un Advantage seçeneklerden gönderdiğini belirtiyor. Buradaki ok butonuna tıklarsanız arkadaşlar renderınızı iptal edebiliyorsunuz. Ya da sadece göster seçeneğini seçiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Tekrar buradaki ibreye tıkladığımızda bizim buradaki render işlemimizin durumunu gösteriyor arkadaşlar. Şu an 10 dakika olduğunu belirtiyor. İstersek render işlemini iptal edebiliyoruz. Evet. Render işleminin arkadaşlar 10 dakika gibi süreceğinden bahsetmişti yaklaşık olarak ama 10 dakikadan daha kısa bir sürede render işlemimizi bitirdi. Render çıktığımız bu arkadaşlar. Ayarları birazcık düşük aldığımız için burada subdivs noktalanmasını görüyoruz. Bayağı bir belirgin bir şekilde gözüküyor. Sonrasında burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Projenizi yani almış olduğunuz renderınızı buradan paylaşım işlemlerini yapabilirsiniz. Burada kamera seçeneklerimiz var. Hangi zaman aralıklarında render aldığınızı gösterir. Kamera 1'deki render durumlarını gösterir. Tüm render sayılarını gösterir. Önceki render sayılarını gösterir. Action kısmına geldiğimiz arkadaşlar isterseniz tüm render çıktılarınızı download edebilirsiniz ya da silebilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda mesela bir önceki almış olduğumuz render da var. Onu da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Share rendering var arkadaşlar. Buradan bu kısmı aktif edip galeri herkese açık galerinizi oluşturabilirsiniz veya Facebook'ta da bunu paylaşabilirsiniz. Dil seçenekleri olarak arkadaşlar Türkçe dışında hemen hemen bütün diller mevcut. Zaten burada pek Türkçe olmasında herhangi bir önemi yok. Bu kısımda arkadaşlar yeni bir proje ya da render alanı oluşturabiliyorsunuz. Galerinize bakabiliyorsunuz. Hesap alanlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Cloud Rendering A360
da render işlemleri bu şekilde yapılıyor. Oldukça da hızlı. Sahnenizin yüksek poligonlarda olması, daha büyük bir sahne olmasının tabii ki render süresine etkileri var. Fakat cloud rendering'deki yapacağınız zaman ile normal bilgisayarınızda yapacağınız render süresi arasında ciddi farklar var. Hani daha çabuk ve hızlı bir şekilde yapıyor. Kalitesi ise yine bilgisayarınızda alacağınız render kalitesinde sizin belirtmiş olduğunuz değerlerde çıkıyor. Herhangi bir değer kaybı da olmuyor. Evet, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Mutlu olun.